Founder'la birlikteyiz. Önce bir yol sürüşü yapacağız. Daha sonra bir araziye çıkacağız. İnşallah çıkabiliriz ha. Arkadaşlar herkese selam. Merhabalar. Ferhat abi dediniz. Buyurun. Ferhat abi neredesin abi? Ya iş güç işte. Pandemi. Ferhat abinin de yeni girişimleri var. Bununla ilgili Ferhat abiyle olan bir sonraki videoda güzel bir sürprizimiz olacak size. Hatta biraz tüyo verelim yani. Kendi ithal ettiği otomobillerden bir tanesini getireceğiz. Elektrikli. Aynen. Hiç düşünemeyeceğiniz bir elektrikli model getireceğiz. Önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Bugün Defender'la birlikteyiz. Ülkeye hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Valla Ferhat abiyle konuştuk tabii ki videodan. Arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere. Yani videodan önce hiç konuşmuyor değiliz. Tabii ki konuşuyoruz videodan önce. Konuştuk mesela tasarım konusunda ayrışıyoruz. Ben beğendim tasarımı ama Ferhat abi biraz daha zamansız olmasını düşünüyor tasarımın. Söyleyince mantıklı geliyor bana da. Çünkü 70 küsur yıldan beri üretilen bir model. İkonik, kalıplaşmış artık Defender deyince insanın aklına belli bir model geliyor yani. Artık kafasında çizebiliyor insan o modeli. Bu modelde öyle olmasını bekliyordun sen. Ondan ayak kırıklığına uğradın sanırım. Evet. Okey tamam abi gidemeyeceğiz. Şey oldu. Arkadaşlar görüşürüz bu kadardı. Ya ben böyle çok kaslı ya da çok şişman, sinirli bir çocuğa benzetiyorum tasarımı. Özellikle çamurluk çıkıntı falan çok güzel görünüyor abi. Bir de çok eski yatıp var. Ben çok konuştum. Buyur abi. Estağfurullah canım. Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere Defender ismi Land Rover'ın aslında kurulma ismi gibi bir durum var. Çünkü Land Rover markası kurulduğu zaman aslında o zaman model ismi yokmuş. İşte arazide giden bir araç yapalım demişler 47 yılında. Bunu Land Rover diye çıkarmışlar. Sonra bu Series 1 oluyor, Series 2 oluyor, Series 3 oluyor. Sonra o otomobil 83 yılında Defender oluyor. Artık demişler gibi model ismi koyalım. İkincisi de bir önceki kasadaki 83-2016 yıllarında arası üretilen modelli o ikonik tasarımı şu anda bir sürü markaya inanılmaz bir ilham kaynağı oluyor. Yani çünkü artık o kübik tasarımları kimse kolay kolay yapamıyor. Tabii bunun en büyük sebebi yaya güvenliği sebebiyle işte sen arabaya vurursan kenarın köşenin çok fazla kırılmaması filan hikayeleri de var ama aslına bakarsanız onu biraz daha yumuşatma ihtimaliniz var. Şimdi o yüzden bana göre Defender çok ikonik bir otomobil. O ikonik otomobil bitti. Tamam hayırlı olsun. Bunu tarihin sayfalarına koyduk ama tekrardan bir şeyle çıktığınız zaman bunu sadece kağıt üzerindeki teknik verilerden farklı bir durum olması lazım. Çünkü yani bu kadar uzun zaman üretilen ve bu kadar insanların hayalini kurduğu işte çok fazla askeriyenin kullandığı bir otomobil. Türkiye'de mesela otokar üretti bu araçları. 23 sene üretti. Öyle olduğu için de yani benim gözümde şu anda bu tasarıma baktığın zaman 10 sene sonra eskimeyecek olan ya da 10 sene sonra ikinci eli çok hareketli olan bir otomobil gelmiyor. Bu otomobil sadece işte Land Rover'ın mevcut ürün gamının arasında bir şeyler daha koyalım. Discovery ile Range Rover arasına hani bunu da oturtalım mantığıyla yapılmış bir otomobil geliyor. Teknik verileri güzel, işte arazi kabiliyeti başarılı. Onların hepsi okey ama bana göre otomobilin karakterinde birazcık bir eksiklik var. Bunun sebebi de aslında birazcık fiyatıyla da alakalı. Çünkü sonuçta bu otomobil ucuz bir otomobil değil. Şu anda o Defender alacak olan kitleyle bu otomobil alacak olan kitle aynı değil. Değil. Ve buna bilecek olan kitle de sonuçta şöyle bir kitle değil. Yani bu otomobil tasarlayan pazarlama mühendisleri diyeyim hep şöyle düşünüyor. İşte yurt dışında ya da Türkiye'de çok fazla araziye çıkan, 7 koltuklu olduğu için işte 3 çocuk 4 çocuk dolaşabilecek. İşte aynı zamanda hem otobana çıksın hem kuma girsin. Ya bunların hepsi hayal dünyası. Yani bu otomobil alacak olanların %98'i otomobille hiçbir zaman araziye girmeyecek. Çıkmayacak. Biz bugün çıkacak mıyız? Tabii ki az çıkacağız. Sonra. Az sonra. Önce bir yol sürüşü yapacağız. Daha sonra bir araziye çıkacağız. Artık hafif mi sert mi vallahi bilmiyorum. Ben de çıkınca göreceğim. Otomobil teknik veri olarak başarılı. Evet bence de başarılı teknik veri olarak. Ama bence ikonik değil. Beni üzen o. Yani bunun ismi Defender değil. İşte Mifender olsa okey güzel bir otomobil deriz. Hani tasarımı yine beğenmem. Ama benim düşünce tarzım bu. Peki bu eskiye göndermeler hoşuna gitmedi mi abi? Şurası mesela bak. Eskide ya arkadaşlar burası böyle alüminyum saç abi. Vardı. Bu işi kesinlikle sevmiyorum. Niye eskiye gönderme olsun? Yani çok küçük olması lazım. Ben mesela şu far tasarımını 20 sene sonra bir arabada görebilir miyim abi? Göremezsin. O zaman niye eskiyle kendimi avutayım ki? Yeniyle avutmam lazım. Bir tane bir şey koy. Arkaya koymuşsun işte stopu. Arkaya ikinci stop koymuş. Abi yani bunu zaten koymalarının sebebini biliyorsun. Şuradan da eskiden burası böyle kapak gibi açılırdı. Buradan hava girerdi içeriye. Hatırlıyorsun. Evet. Bu da onun detayı. Evet tamam. Yani okey. Okey o zaman. O zaman gidiyorum. Ferhat abi bugün ikna edemiyorum. Rengi güzel değil mi abi? Renk güzel. Gondwanastone. Gondwanastone. Arkası falan benim çok hoşuma gitti. Bak şurası arkadaşlar. Buraya ekstra bir tane çanta koyabiliyorsunuz isterseniz. Bunun görüntüleri var internette koyarız. Merdiven koyabiliyorsunuz. Bu açılıyor böyle elektrikli merdiven. Çıkıyorsunuz buradan falan. Evet. Güzel detaylar ya. En güzel detayı şu. Safari penceresi. Safari evet. Buradan eskiden böyle işte zürafaya çıkarlarmış. Zürafalara bakarlarmış arkadaşlar. Ya böyle bir pazarlama şey olabilir mi? Niye mi abi? Güzel detay diyorsun. Ya tamam güzel de. İçeriği ferahlatmıyor mu ışık olarak? Ferahlatıyor tabii. Ferahlatıyor abi. Kocaman panoramik var.
Panoramik acayip arkadaşlar bu arada. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Benim gördüğüm son zamanlardaki en büyük panoramiklerden bir tanesi. Bagaj kapağında enteresan bir detay var. Yokuşta ol, nerede olursan ol hep bıraktığın gibi duruyor. Hani bu böyle yokuş aşağısındır bir şey alırsın böyle arabada üstüne kapanır ya. Onu engellemek için böyle bıraktığınız zaman duruyor arkadaşlar. Ona göre özel bir amortisör sistemi çalışmışlar. Evet. Kapı böyle istediğiniz gibi duruyor. Her şeyi tabii yine eskiye gönderme yapmışlar arkadaşlar. Şu vidalardan böyle her yerde var bunlardan açabiliriz. Açabiliriz. Bunları her yerde göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki dekoratif amaçlı kullanılmış. Evet. Ama bagajın zemini tabii işte doğal sporlarıyla uğraşıyorsan, onu yapıyorsan, bunu yapıyorsan burada istersen bu arabanın su deposu var. Su deposu takıyorsun tankla beraber abi. Her yerini yıkıyorsun. Her kendini taraf, yıkıyorsun. Çoğu yeri kavuşuk zaten. Plastik değil. Burada bir bagajı mesela elinizde geldiniz. Torbalarınız var. Araba yüksekte. Buradan basıyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz arabayı. Basıyorsunuz yukarı kaldırıyorsunuz. Peki şu tasarım detayına ne diyorsun? Ben hoş buluyorum ya. Sen yani sırf eskiye gönderme diye evet. 4 tane stop yapmak bunsuz bak. Unsuz sanki daha güzel duruyor ya. Arkadaşlar bak. Kesinlikle daha güzel. Arkadaşlar yoruma yazın. Öyle mi? Böyle mi? Bu mu? Bu mu? Bir mi iki mi? Bir stoplu, bu stopsuz. İki, bu stoplu. Bir, iki. Ha bu arada koltuklar da buradan yatıyor tabii ki arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere. Ve her yerde kanca var abi. Her yerinde arabanın bak kanca var. Bir şeyler USB, asmak için. USB de çok var. USB acayip var. Burada yine bir 12 volt çıkışı var. Burada fiş var direkt arkadaşlar bak. Laptopunu tak, çamaşır makinesini bağla, ütünü bağla, her şeyini bağla buraya bak. Hiç sıkıntı yok yani. O zaman yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Ama bu kapı da vakumlu bak. Gel bak motor için çok güzel bir detay var. Gel göstereyim kardeşim gel. Şurada bir tane plastik var. Bakın bu dedik ne motor kaputu açma mandalını oraya basıyor ve ona bir emniyet sağlıyor. Çok enteresan düşünülmüş şeyler yani. 2 litrelik 240 beygirlik bir tane motor var arkadaşlar. Dizel. 430 Nm torku var. Torku iyi. İyi güzel. Zaten arabayı yürütmekte hiç zorlanmıyor. Bunun 200 beygir versiyonu da var bu arada. Türkiye'ye gelmedi. 300 beygir versiyonu da var. O da gelmedi. 240 evet. Geliyor sadece şu anda Türkiye'ye. Evet. 4 paket geliyor zaten. Paketlerin hepsini falan anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bir çıkalım yola. Ondan sonra bakalım duruma neler oluyor. Buyurun. Buyurun Ferhat Bey. Oturma pozisyonu çok güzel. Ben çok sevdim oturma pozisyonunu. Acayip hakimsin abi. Bir de kaputu görüyor olman. Evet. Önde. O müthiş bir şey yani benim için. Evet. En sevdiğim özelliklerden biri yani otomobil arkadaşlar. Onun haricinde çok yalın, sade bir tasarım var. Şu kumaşın ne olduğunu bilmiyorum. Bu alkantara değil, kumaş değil, deri evet, değil. Değişik bir şey. Değişik bir malzeme. Ama arkadaşlar böyle dokunmanızı isterdim yani. Çok güzel bir hissiyatı zaten var. Zaten bütün materyallerin hepsi plastik değil, kavuşuk. Bunlar bile kavuşuk yani. Kavuşuk olmasının sebebi işte hem daha dayanıklı olsun hem de çizilmeye, silinmeye daha rahat olsun diye. Şu parça çıkıyor. Evet. Bu parça çıkıyor arkadaşlar. Komple. Buraya koltuk gelebiliyor evet. Bir tane. Yani o 3+3 olabiliyor. Burada 3 kişi oturabiliyorsunuz. Bu ekranın arkası boş ve buraya da istersen yani her yer göz aslında. Evet, oraya da bir şeyler bir koyabiliyorsun. Burada da buzdolabı var arkadaşlar. 2 kademeli soğutması olan bir buzdolabı var. Bu bayağı bir şu anda buz gibi yani elim. Bu bütün materyalleri çok sevdim abi. Kapı içinde olsun falan evet. Müthiş yani bunu. Bence otomobilin içi bu arada gerçekten karakterli. Çok tertemiz bir tasarım. Evet, evet. Yeni jenerasyon bir tasarım yani. Evet. Başka bir şeye çok benzemiyor. Sadece şunu sevmedim arkadaşlar. Belki de benden bak. Sese bak. Şu irite eden bir şey beni. Şu malzemeyi sevmedim yani. Direksiyonda kullanılan malzeme de çok enteresan. Sanki 3D printer'da yapılmış gibi. Bu yani bakıldığında evet kaliteli ama dokununca mesela o kadar kaliteli değilmiş hissiyatı evet, veriyor sana evet, abi bak evet, plastik. Evet, aynen. Yani çok plastik yani buradaki malzeme. Bir de şu direksiyonun üstündeki menüler de değişiyor. Bu menülerin değişmesi efsane bir şey arkadaşlar. Ortaya basıyorsunuz ok işte başka bir şeye dönüyor. Müthiş bir şey yani. Burada da abi sadeliği tamamen korumuşlar aslında. Hemen bir çalıştıralım arkadaşlar. Tabii ki dizel sesi var biraz normal. Araba dizel çünkü. Ekranlar tahmin edeceğiniz üzere artık dijital göstergeler en küçük sınıfta bile yer almaya başladı. Dijital gösterge var ama ortadaki ekranın konumu bence çok çok iyi. Bence de. Çok yukarıda olunca ben aşırı rahatsız oluyorum. Bu sadece bakmak istediğiniz zaman bakacağınız bir ekran yani. Ona basıyorsun. Aynen i̇şte basalım. Bunlara biraz alışmak lazım. Bunda daha az düğme olsun diye çok fonksiyonlu yapıyorlar. Her şeyi bırakalım. Evet. Yani i̇şte koltuk bastın, basınca koltuk ısıtma soğutma çalışıyor soğutma arkadaşlar. Soğutma da var, ısıtma da var. Ama araziyi de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani arazi seçenekleri de hem buradan evet. Ayarlayabiliyorsunuz hem de ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Yani burada mesela şu anda çim çakıl kar var. Normal konfor modu var arkadaşlar. Eko mod var. Çamur kanalları var. Bu da çok daha çamurlu ve kanallı yollarda kullanmak için. Kum programı var. Kumda gitmek için. Kayalık arazide gitmek için var. Ve sudan geçiş var. Sudan geçiş çok güzel arkadaşlar. 90 santime kadar aynen. Geçiyor abi. Yani düşünün arkadaşlar. Bu arabanın bir önceki nesli 60 santimden geçiyor. Aynen. O yüzden 90 santim hakikaten iyi bir rakam yani. Önde bir sensör var. Suya girdiğinde ölçüyor. Diyor ki bunu 90 santimden yüksek girme evet. Diyor sana. Evet. Çıkalım mı? Çıkalım. Buyurun. Şurada dokunduğun tutacak bile kavuşuk ya. Diğer otomobillerde hissetmediğim bir hissiyat. O yüzden seni havaya sokuyor. Değil mi? Hah, kameradan da bahsedelim. Yani daha doğrusu aynadan. Ama aslında kamera. Şöyle yaptığınızda arkadaşlar arkaya mesela valiz yüklü, bavullar yüklü. Bunu böyle yaptığınızda bunu RAV4'te de görmüştük yeni RAV4 hibritte. Evet. Böyle yaptığınızda direkt arkayı gösteriyor size arkadaki kameradan. Bu arada arabanın her yeri kamera arkadaşlar. Yani şuradan 360 derece kameraya bastığında arabanın zaten animasyonunu çıkartıyor ve her yeri görebiliyorsun.
arabanın kapısının açık olduğunu gösteriyor. Öyle. Mesela selektör yapıyorum, selektörü gösteriyor. Sinyal veriyorum, sinyali gösteriyor. Yani şu anda 12 tane kamera var arkadaşlar arabada. Bunda böyle deli gibi oynarsın abi, çok keyifli ya. Heyecan olsun diye kaldırıma yanaşırsın. Vallahi abi, hakikaten öyle. Bunda jant sütmeler de yok yani arkadaşlar. Ama tabii ki bu aslında ağırlıklı arazi için yapılmış. Tabii. Her yeri, önünü, yanını, arabanın gör ne durumda olduğunu diye. Hadi gidelim. Şunu hep yapıyorum. Kemeri takıyorum, unutuyorum. Evet abi, başlayalım. Yakıt tüketimden başlayalım. Evet. 7.6 diyor fabrika verisi. Çok zor. Evet, zor. Bayağı iddialı. Şu anda 12 yakıyoruz. Ama ben biraz otobana falan da çıktım arkadaşlar bugün. Yani 120 gibi hızlarda, otoban hızlarında yani biraz rüzgar alıyor. Sürtünme katsayısı azaltılmış arabanın 0.30 küsürlere düşürmüş. 0.32 olması lazım. Bayağı iyi tabii önceki jenerasyona göre. Tabii. Yani önceki jenerasyonlara çok karşılaştırmak doğru değil bu arabayı. Önceki jenerasyon paraşütçülerle. Bayağı şey yani, minibüste yani aslına baktığında. Minibüsten hallice. O yüzden çok onunla karşılaştırmak da doğru değil aslına bakarsanız ama ağırlığını 2.1 ton. Evet. 2.1 ton. Bir de bu otomobil Land Rover grubunda en büyük yuvarlanma mesafesine sahip tekerleklere sahip. Hmm. Çok büyük tekerleklere. 20 inç bunda jant var. Hı-hı. Bir konfor alalım. Bir şanzıman falan kendine rahatlasın. Gelsin. Oh, rahatladı. Terrain Response 2 var arkadaşlar arabada. Şimdi zaten çıkınca araziye detaylı şekilde anlatacağız size özelliklerini. Hatta göstereceğiz. Bu evet. Arabayla bir yerde kalmazsın zaten herhalde abi. Kalmazsın. 1.2 evet. milyon kilometre test edilmiş araba. Evet. Artı 40-50 derece sıcaklıklarda, eksi 20 derece soğukluklarda test edilmiş. Zaten bir yerde kalmazsın yani bunda. Mümkün değil yani. Ya zaten arazi kabiliyeti üstüne çok oynanmış bir otomobil. Hı. Bunun bence arazide de rakibi iki tane. Bir tanesi Wrangler, öbürü de G-Kasa. Aslında ikisi de alakasız müşteri portföyü olarak. Evet. Yani biri yarı fiyatına, öbürü iki katı fiyata sahip. Evet. Ama arazi kabiliyetlerini karşılaştırmak için bence en doğru iki araç onlar. O iki araçın da buna göre enteresan bir şekilde farklı özellikleri var. Bunların başında bu otomobilde havalı süspansiyon var. Diğerlerinde havalı süspansiyon yok. Aslına bakarsan hardcore arazi araçların hiçbirinde havalı süspansiyon yoktur. Hı. İkinci enteresan kısım, bu otomobilin hiçbir kilidini sen manuel olarak değiştiremiyorsun. Her şey elektronik yapıyor. Onlarda hem arka kilidi kapatıyorsun hem orta kilidi kapatıyorsun. Bu da aslında değişik bir durum. İşte torque elektronik dediğimiz o tekerleklerin bir yerde traksiyonu tuttuğu anda diğerini döndürmesi ya da durdurması hikayesini bu tamamıyla elektronik olarak yapıyor. Hatta frenle yapıyor. Yani o spor otomobillerde alışık olduğumuz teknolojiyi araziye uygulamışlar. Ve bunun için biraz eleştiriliyor. Çünkü çok hızlı bir zamanlama olmuyor diyorlar. Yani o tutunmasını anlayana kadar, orada boş döneceğini anlayana kadar onun frenin basılması falan biraz vakit alıyor diyorlar. Onun dışında da tabii biraz önce konuştuğumuz gibi otomobilin alıcısının bu kadar fazla araziye girme bence yetisi olmayacak. Bu daha çok şehir içinde kullanılacak. Şehir içinde kullanmak için de diğer Land Rover ailelerinden şu anda gördüğün gibi daha az konforlu. Biraz yana yatma eğilimi var otomobilin. Evet. Ağırlığını hissettiriyor. Kesinlikle. Mesela bir Range Rover Sport ya da Vogue kullandığında o ağırlığı çok hissetmiyorsun. Özellikle mesela Sport'ta arabayı virajdan viraja atabiliyorsun böyle. Onlarda bir de şey var, bir amortisörü öbür tarafa yattığı zaman baskı kaldırıp arabayı düşme şey var. L322 versiyonundan beri bu var. Otomobilin o yönlendirmede ağırlık dağılımını bir yerde tutmaya yarıyor. Bunda da oturur oturmaz ağır bir arabadasın. Yatıyor, hani böyle yuvarlanmayı hissediyorsun durumu var. Direksiyonu arkadaşlar normal Range Rover modellerine göre büyük. Turu da o kadar kısa değil tahmin edeceğiniz üzere. Daha fazla bir turu var direksiyonun ve evet. Havaleyi içeride hep hissettiriyor size. Virajda evet. Da hissettiriyor, işte bir yerden normal dönerken de hissettiriyor. Hep bir yani otomobil içinde bir havaleyle gitme durumu var. Ha, konforlu evet. Mu? Tabii ki konforlu. Discovery ile de aslında kıyaslamak evet. Lazım otomobil. Çünkü Discovery'nin bir çıt altında kalıyor. Bence. Yani fiyat seviyesinde de orada öyle. Ama bence Land Rover burada gene stratejik olarak bir hata yapıyor. Mesela Discovery'de de çok spesifik ve çok markaya bağlı bir müşteri kitlesi vardı. Discovery'den başka bir şey binmez. Evet. İşte Range Rover'a binmez. Şimdi evet. Onu Discovery'nin yeni kasasıyla kaybetti. Çünkü evet. O otomobilin de o kendine özgü tasarım dili yok oldu gitti. Evet. Satışları da çok kötü gidiyor. O eski modeldeki şeyi yakalayamadı. Aynen. Havayı. Burada da mesela o Defender kullanıcısının yakalaması bence imkansız. Yani tamam tabii ki mevcut Defender'lar hani bugün Türkiye'de bile 130 bin TL'den başlıyor. İşte en pahalısı 500 bin TL. Bu otomobil 1.8-1.7 milyon TL. Yani zaten o otomobili alacak olan kişinin potansiyeli bu olamaz. Ama ne olursa olsun konuştuğumuz o karakter ve o hissiyatı bence hak ediyorlar. Yani sadece Defender. Bunun badge'ini çıkarıp başka bir badge koyabilirsin. Aynı Supra'da örneğinde olduğu gibi. Yani Supra'da tamam ikonik bir tasarım, ikonik bir otomobil. Onu tutup da BMW'nin Z4'ünün üstüne bir tane body kit yapar.
yaparak değiştirdiğiniz zaman olmuyor işte. Ha. Yani bir yere kadar, 2 sene, 3 sene tutarsa ondan sonra devamı gelmez. Ya eski Supra'yı düşün. Hala efsane. Hala efsane. Hala insanlar arabanın hayalini kuruyor yani. Şimdi sadece araziyi hedefliyorsan o zaman otomobilin fiyatının daha ucuz olması gerekirdi. Evet. Yani Rubicon fiyatının, Wrangler fiyatının olması gerekirdi. Arazi tarafında hiçbir gerçek arazici arabayı standart kullanmıyor. Arabanın 2 katı, 3 katı kadar para harcıyorlar. Aksesuarlarında inanılmaz bir aftermarket var. Evet. Yani işte o pick-up'larda var bile var. Pick-up'larda yani zaten var. İşte o Gladiator örneğinde olduğu gibi Jeep Gladiator işte geçen senenin ortasında çıktı. Covid başlamadanki son otomobil fuarlarından biriydi işte Sema. Gidemedik gerçi ama seneye inşallah açılırsa gideriz. Orada ben saymıştım 32 tane Gladiator'ı aftermarket araç şovu yaptılar. Yani inanılmaz bir şey. Araba daha çıkalı kaç ay oluyor. Şimdi aynı şeyi mesela Defender için olması lazım ki o arazide hardcore kullanan işte tavanına çadırını kuran kenarından böyle dolap gibi bir şey açılıyor. O bir anda masa oluyor. Yok işte mutfak oluyor filan. Öyle inanılmaz güzel kitleri var. Bunların yapılması lazım ama tabii bence bu fiyat range'inde olması mümkün değil. Konfordan yana otomobilde şımartılıyorsunuz yani. O kadar konfor var. Süspansiyon konforundan bahsediyorum. Yani şu an mesela bayağı bozuk zeminli yollardan geçiyoruz. Çukurlardan, tümseklerden. Neredeyse hissetmiyorsun yani. Ayağını gazdan bile kaldırmıyorsun öyle söylüyorum. Yani geçerken hiç böyle gazla geçiyorsun direkt yani. Havalı süspansiyonun olayı zaten. Olayı evet yani. Müthiş çalışıyor. Ya havalı süspansiyonu ben bu arada çoğu zaman tercih ederim o her şeyi. Çünkü havalı süspansiyon konfor anlamında hiçbir başka süspansiyon sistemiyle mukayese edilmez. Aslında bilinenin aksine de çok da uzun ömürlü ve dayanıklı bir süspansiyon sistemidir. Bakımlarını yaptırdığın sürece hiçbir sorun olmaz. Aynen öyle. Tabii yükseklik alçaklık avantajını da getiriyor. Yani arabayı yükseltip alçaltabiliyorsun. 4 cm alçaltabiliyorsunuz arkadaşlar otomobili. 75 cm'e kadar da yükseltebiliyorsunuz arazi şartlarına göre. Bunu manuel olarak da yapabiliyorsunuz buradan. Aynı zamanda arazi modu seçtiğinizde bu otomatik olarak da ayarlayabiliyor. Evet. Arabanın altı mümkün olduğu kadar düz bu arada tasarlanmış. Arazide herhangi bir şeye takılmasın etmesin diye. O da güzel bir detay. Land Rover'un sahibi biliyorsun Tata. 2008 yılında aldı. Land Rover'la beraber aldı Ford'dan. Yıllar boyu yatırım yapıyorlar. Geçen sene 400 bine yakın araç sattı Land Rover dünyada. 398 bin. Bir önceki seneye göre maalesef satışları düştü. Çünkü Çin'de büyümesi durdu ve yaklaşık 24 milyar pound ciro yapmasına rağmen 400 milyon pound'a yakın zarar etti. Evet. Zarar bir önceki sene de vardı. Yani aslında bence arazi markalarında Land Rover başka bir yerde. Ama bunu bir şekilde kâra döndüremiyor yazık ki. Ve aslında çok güzel kendine göre yeni ürün kategorileri yaratarak Range Rover'la başladı. Ondan sonra Discovery, Discovery'den sonra Evoque, Discovery Sport, şimdi Defender. Hep böyle araları doldurarak yeni müşteri kitlesini yukarı çıkartmaya çalışıyor. Ama burada da şöyle bir dezavantajı var. Öyle büyük bir kompetisyon var ki. Yani bugün sadece Toyota 2 milyon 150 bin SUV üretiyor. Toyota. Jeep markası yani bence sadece SUV üreten nadir markalardan 1,5 milyon araç üretiyor senede. Çok büyük bir kompetisyon içerisinde. O yüzden Land Rover'ın aslında her ne kadar marka imajı eşsiz olsa da şu anda kompetisyonu da çok farklı yerde. Şimdi burada şunu seçeceksin. Kameraya basacaksın. Araziye geleceksin. Bak abi. Görüyor musun? Evet çok güzel. Önümüzü de görüyoruz zaten. Önümüzü de görüyoruz. Her yeri görüyoruz. Abi çok iyi durmadık mı ya? Tam sanki araba için yapılmış platform gibi ya. Kayaya mı alayım? Kayaya al bence. Yani kayaya çıkıyoruz. Tabii. Evet kayaya aldık arkadaşlar. Kayalık tırmanma için düşük vites aralarını seçin diyor. Oo hızlı yükseliyor bu araba. Evet. Löp diye yükseldi. Vallahi güzel yükseldi. Şu ne? Ha, çok iyi be. Tekerlekleri görüyorsun. Şu açı inşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Çok iyi. Arabayı böyle siyah bir görüntü olarak gösteriyor ama önünü komple görüyorsun. Tekerleklerin tam durduğu yeri görüyorsun. Çok iyi ya. Hayalet gibi gösteriyor arabayı. Abi müthiş değil mi bu ya? Bir bakmak istiyorum arabaya dışarıdan. İşte bu arabanın bu güzelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Burası bu araba için çekirdek arkadaşlar. Buraya çıkmak bunun için yani. Diyormuşuz takla atıyormuşuz. Dangır dangır. Sakin olalım. Kamera hızına yetişemedi. Vallahi yetişemedi. Kamera da bir alışkanlık işi ya. Vay be. Ali Baba'da 100 dolar. Burun bu arada kontrast ayarlarını falan buradan yapabiliyorsun abi. Ya da işte aşağı yukarı ayarlayabiliyorsun şöyle. Evet. Böyle oyuncaklı bir şeyler. Hadi bakalım konfor moduna geçelim. Bir de şu tepeye böyle tepe tepe geziyormuşuz değil mi abi? Aa güzelmiş buralar ya. İstanbul gibi değil ya buralar. Değil mi? Vallahi. Arabada trim sesi yok yalnız ha. Evet. Çok araba bütün hissettiriyor. Sağlam hissettiriyor. Monokok şasi zaten. Evet. Eski kasayla hiçbir şey mukayese etmemek. Yok abi kıyas kabul etmez zaten yani. Amerika pazarında 97 yılından beri satılmıyor eskisi. O yüzden bunu da heyecanla bekliyor Amerikalılar. Aynı RS6'da olduğu gibi. RS6 da yoktu Amerika'da hiç. Bir yerden tutup atılıp bırakılsa bile sağlanmış hissi var arabada. Bir şey olmayacakmış gibi.
Ya dokunduğu materyaller güzel bence. Evet evet abi. Yani o kauçuk bence ilk başta eleştiriliyordu ama bence güzel. Bu arada araziyle ilgili şeyleri de söyleyeyim arkadaşlar. Not aldım. Çok fazla var çünkü. Yaklaşma uzaklaşma açılarını falan söyleyeyim. Yaklaşma uzaklaşma ise efsane. Yani standartta uzaklaşma açısı 37, offroad'da 40. Rampa açısı standartta 22 derece, offroad'da 28 derece. Yaklaşma açısı 30 derece standartta, offroad'da 38 derece. Tırmanmada 45 derece kadar tırmanabiliyorsun. Müthiş yani. Standart yerden yüksekliği 218 mm. Arazide 291 mm'ye çıkıyor. En yakın rakibinden en az 2-3 derece daha iyi. Bu arada anahtarı göstermedik arkadaşlar. Şöyle bir anahtarı var. Şöyle. Bilmiyorum ne kadar yansıyor kameralara. Standart bir Land Rover anahtarı ama anahtarsız giriş falan tabii ki tahmin edeceğiniz üzere var. Hatta 4 kapıda birden bir tane tuş var. O tuşa dokunduğunuzda kapıyı açıp kilitleyebiliyorsunuz. 4 kapıda da olması güzel. Ya bu yolda bayağı konforlu gidiyoruz. Değil mi abi? Tabii. Şu an bayağı dungur 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 olmamız lazım. Gitmemiz lazım yani evet. Normalde böyle yollarda arabaları böyle asutunları falan titrer. Tabii. Şöyle tutarsın filan. Evet evet. Bu hiç yani. Arkada nasıl güzel bir görüntü var ya. İnşallah kameraya yansıyordur bu. Kamtı Jungle. Siz arabayı atın sağ tarafa, gelin bizim arabaya. Evet, hem bizim ekibi de tanımış olursunuz arkadaşlar. Ekip canavar. Kapı açma yeri biraz garip bir yerde arkadaşlar. Şu ileride. Sosyal mesafeyi koruyalım sosyal arkadaşlar. Sosyal mesafeyi koruyun. İş güvenliği. Amortisörler saniyede, süspansiyonlar 500 kere kontrol ediliyormuş. Ya. Çok acayip. Kontrol ediyor arkadaşlar. Ona göre yol şartlarına göre düzenliyor kendini. Şimdi bir araziye geçelim. Çamur kanalları olsun mu abi? Yok. Ne olsun? Normal kim, olsun. Kim? Çakıl? Kar? Yok. Kum? Yok. Kayalık. Olabilir. Kayalık güzel, kayalık. Şuradan mı çıksak? Biz şöyle bir gidelim. Gel, seni güzel göller var abi, göllere götüreceğim. Ben göl severim. Tanıştırayım. Batuhan, Can, Tuğçe. Doğan Kabağan efsane ekibi. Mahşerin dört atlısı. Efendime söyleyeyim. O kadar. Başka gelmedi aklıma. Safari camlardan dışarı bakabilirsiniz. Ağaçlara. Hayvan mayvan olur. Şöyle bir çamurdan geçelim ya. Bir daldır bir çamura ya. Oh. Oh. Evet. Cancım atla, hemen sana bir su geçişi yapayım güzel kardeşim. Göle bak. Evet abi. Abi seni göller bölgesine getirdim ya. Lütfen ya. Ses sistemimiz de Meridyen abi. Meridyen Can. Seversin. Harika izgiler. Fosu biraz bu araba için çerez gibi geldi bana. Ya ondan hiçbir şey olmaz abi. Bu fosuyu ölçmez bile. Bence ama. Ey maşallah. Bir daha ister misin? Ha, yapayım ya. Yap ya. Ne, oynuyorsun işte abi arabayla ya. Daha güzel bir şey olabilir mi ya? Yallah. Hadi buyurun. Gidelim, gelin gezelim ya. Oturmaya mı geldik gençler? Bu arada silecekleri de göstereyim arkadaşlar. Sileceklerin içinde fışkiyeler. Bak. Çok güzel. GTV gibi. Evet. Alfa GTV'lerde öyleydi. Ne güzel memlekette yaşıyoruz. Evet, aslında cennet yani. İnanılmaz bir şey. Hop, hazırlanın. Hoppa. Derinmiş ha hakikaten. Referansiyel ama tam kitlememiş. Evet, 4'te 3'ünü kitlemiş. Gösteriyor onu da arkadaşlar burada. Oralar falan bak duruyorsun. Çerez. Arkası uçurulmuş değil mi? Burası uçurulmuş halinden. Bu arada yokuşun iç destek sistemi tabii ki var. Ama ben şu an kullanmayacağım. Düşmeyiz değil mi ya? Kanalı. Yok ya. Buradan inşallah çıkabiliriz biz abi. Sağ ol ya, bir şey yok. Hayır, 1.800.000 olması kötü. Yoksa inerim hızlı hızlı. Evet. Yani bu arabayı da araziye sokmasak ayıp olurdu vallahi. Ayıp olur valla. Gölden uzaklaştık ya. Göle gidek mi abi? Gidelim abi, direkt gidelim. Burası zaten bitti, yol bitti artık. Göle gidek bitirek. Bu arabanın arazide rüştünü ispat edin demesi gibi bir şey olamaz arkadaşlar. Biz şu an oyun oynuyoruz dünya yani. Dünya lansmanındaki yaptıklarını görünce. Evet, acayip bir şey. Ya 1.800 olmasa ben de yaparım. Ferhat abi yanlış anlama. 1.800. Almanya'da try, rent, buy diye bir şey var bu araba için. Kira alıyorsun, sonra beğenirsen alıyorsun. Güzel. Aslında bence her ülkede olması gereken evet. Bir şey abi ya. Porsche de ona benzer bir şey başlattı. Kiralama modeli, subscription, abonelik gibi. Minimum 6 ay kiralıyorsun. Süper. Burası iddialı biraz. Biraz bana da iddialı geldi. Ucu çok dik. 6 oturabilir bence. Şöyle çıkar. Gidip şöyle yaparsam çıkar. Vay be. Tırmalıyor be. Harbiden. Vitesi her zaman şurasına basmak lazım. Evet Ferhat abi, kah çıktık, harbiden. Kah indik. Arabanın fiyatlarını söyleyip yavaş yavaş bitirelim göl manzarasında.
Resmen. Kanada'da ise. Hakikaten ya. Fiyatları söyleyelim mi? Söyleyelim. First Edition en üst versiyon. Defender S de başlıyor arkadaşlar. 1 milyon 476 bin TL'den başlıyor. Defender S 1 milyon 624 bin. Defender HS 1 milyon 793 bin. Şu an üzerinde bulunduğumuz otomobilde 1 milyon 860 bin. 789 TL. Onu düşerler herhalde sıfırlarla. Fiyatlar konusunda yorum yapmıyorum ben abi. %150 bunun ÖTV'si. Evet. 2 litre olduğu için. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ferhat abi, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki video Ferhat abiyle olan bir sonraki videoda takip bir şey getireceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.